Sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak şimdi canlı yayında şifanıza vesileyim. Bakalım kimlerin şifasına vesile olabileceğim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazınız, sizleri canlı yayına alalım. Eğer vesile olabilirsem canlı yayında şifanıza vesile olayım. Haydın bırak. Refik Korkmaz eğitimleri. Şifanıza vesile olan eğitim. Haydın bıra. Eğer kulak zarı deliği varsa, kulak zarı delikse, eğer kist, nodül, miyon varsa ve bunlar elle tutuluyorsa, kulak zarı deliğinizi onaracağız hem de saniyeler içerisinde. Kist, nodül, miyon varsa bunları saniyeler içerisinde yok edeceğiz. Eğer bedende kemik kırıkları, çatlakları varsa bunların onarılmasına vesile olacağız. Yazın rahatsızlıklarınızı. Hiçbir karşılık beklemeden şifanıza vesile olacağım. Haydın bre. Dünyaya, şifaya kendimizi adadık. Bakalım bakalım. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Kaf ötemiz sonsuz. Haydın bre. Bakalım kimin şifasına vesile olacağız. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Ve lütfen rahatsızlığınızı yazınca yanına da rahatsızlığınızın bitimine şunu yazın. Canlı yayına katılmak istiyorum deyin eğer katılmak istiyorsanız. Haydi bari, haydın bre. Bekliyoruz. Bedeninizde herhangi bir rahatsızlık varsa yazınız, sizleri canlı yayına alalım. Canlı yayında şifanıza vesile olalım. Haydın bre.
Bakalım kimin şifasına vesile olacağız. Fatma Yakar kanser hastası olduğunu yazmış. Üçüncü ameliyat demiş. Ve hastalık tekrarlıyor demiş. Fatma Hanım, eğer kanserli kitle elinizle tutuluyorsa, yani elinizi gezdirdiğinizde dışarıdan anlaşılıyorsa, sizi canlı yayına alalım, şifanızı inşallah vesile olalım. Ayşe Çiftçi, ben canlı yayına katılmak istiyorum. Nodül ve miyomlarım var demiş Ayşe Çiftçi Hanım. Miyomlarınız ve nodülleriniz elinizle kontrol ettiğinizde elinize geliyor mu? Eğer geliyorsa yazınız. Sizi canlı yayına alalım. Ayşe Çiftçi Hanım, nodüllerin ve miyonların ele gelmediğini söylemiş. Dolayısıyla sizi canlı yayına almayalım. Bu eğitimleri alıp sizler de eğitmen olabilirsiniz. Bunları yapmak isterseniz ve bu eğitimleri benden almak isterseniz iletişim numaram 0532-677-2513. Sevgiler, hoşçakalın. Hormon bozukluğum var demiş Fatma Yakar. Medi Enerji bir hediyesiniz demiş. Allah razı olsun. Medi Enerji. Peki Fatma Yakar, hormon bozukluğum var demiş. Fatma Hanım, canlı yayına katılmak isterseniz yanına yazınız. Bakalım kimleri canlı yayına alacağız. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Canlı yayında şifanıza vesile olmaya çalışırız. Bakalım bakalım. Östrojen hormonum çok yüksek hocam demiş. Canlı yayına katılmak istiyor. Östrojen hormonu.
Ay topu Güven, şu an sizi canlı yayına almaya çalışıyorum. Katılamadınız galiba. Östrojen hormonunun yüksekliğini yazmışsınız. Ayşe Çiftçi Hanım, kardeşinizin nesi var? Vallahi görüyorum. Eğer siz de bu eğitime benim rehberliğimde almayı seçerseniz... Herkese merhabalar. Benim adım Deniz İnce Şak. Refik Korkmaz Eğitimleri 1. modül, 2. modül ve 3. modül eğitmenin uygulayıcısıyım. Aynı zamanda kanallıkla da bu eğitimlerimi destekliyorum. Şu anda tüm eğitimlerimi online veriyorum. Eğer siz de bu eğitime benim rehberliğimde almayı seçerseniz telefon numaram +49 175 64 122 91. WhatsApp üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle. Kafamız sonsuz. Herkese merhaba. Benim adım Deniz İnce Şak. Korkmaz eğitimleri 1. 2. ve 3. modül. Ayşe Hanım, kardeşinizin rahatsızlığının ne olduğunu yazmamışsınız. Şu anda tüm eğitimleri Aytop Güven size canlı yayın almaya çalışıyorum. Katılamadınız. Eğer siz de bu eğitimi alıp beni rehber olarak yanınıza isterseniz telefon numaram +49 175 64 122 91. Görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Yazmışsınız. Az önce yazdığım nodül ve miyonlar ona aitti demişsiniz. Elle tutulamıyorsa canlı yayını alamayacağız. Arkadaşlar, kime şifaya vesile olabilirim diye bakıyorum. İsterseniz lütfen irtibat numaramdan bana ulaşınız. 0530 782 7179. Kaf ötemiz sonsuz olsun. Arkadaşlar, rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazın, sizi canlı yayına alalım. Kendinize bereket olmak, şifa olmak, ruhlarınızı şifalandırmak ve tüm bu güzellikleri sevdiklerinizle paylaşmak. Mucize bir eğitimle sizi kendine davet ediyor. Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembolleri Eğitimi Modül 1, Modül 2 ve Modül 3, uygulayıcı ve aynı zamanda eğitmenim, kanallık çalışmalarım ile bu eşsiz eğitimi desteklemekteyim. Siz de bu serüvenin içerisinde rehber olarak beni seçerseniz lütfen irtibat numaramdan bana ulaşınız.
ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri isterseniz benden Ankara'da yüz yüze, isterseniz tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak alabilirsiniz. Telefon numaram 0532 164 6113. Selamlar, sevgiler. Kaf ötemiz sonsuz olsun. Selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri isterseniz benden Ankara'da yüz yüze, isterseniz tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak alabilirsiniz. Telefon numaram 0532 164 6113. Selamlar, sevgiler. Kaf ötemiz sonsuz olsun. Selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben. Refik Korkmaz eğitimleri... Merhaba. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Nereden uğraşıyordum? Nihayet. Şimdi canlı yayındayız. Canlı yayında olmak sizin için bir sıkıntı olabilir mi? Eğer canlı yayında olmak istemiyorsanız kapatacağız çünkü. Hayır hocam. Memnuniyetle. Zaten günlerdir bekliyordum. İnşallah. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Lütfen söyleyin, nedir rahatsızlığınız, size nasıl yardımcı olabilirim? Hocam ben 2017'de ameliyat oldum. Sağ göğüsü tümden aldırdım. Kanser var bunlar. Geçmiş olsun. Bir de ostrojenim 4 katı fazlaydı. Yani 1045'lerdeydi. Çok aşırı yüksekti. Yine de şu an yine de yüksek yani normale göre. İlaç verdi ben işte. Ama yine de düşmedi yani. Östrojen nedir? Östrojen bu hormonunun kadınlık hormonu herhalde. Adet dengesi. Tamam. Peki lütfen kanserden söz edin. Ne zaman ameliyat oldunuz? Şu an durum nedir? 2017 11 Ocak'ta oldum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Şu an sağ tarafı komple aldılar. Her tarafı tüm aldılar. Yerinden platin taktılar. Şu an 4 sene bir süreç geçti. Bir saniye. Platin mi taktılar? İmplantat yani. İmplantat tamam. İmplantinde değil, implantat taktılar. Peki. Bitti değil mi? Bedeninizden kanser çıktı gitti inşallah. Evet. Yani 5 sene bir süreç verdiler. Fakat ama ben hani çıktı diye kendime inanıyorum. Amin. Yani bedeninizde herhangi bir yerinde bir elinize gelen bir kitle yok. Değil mi? Eğer kitle varsa yok edelim. Elime gelen sol tarafta var ama ele gelecek kadar değil dedi. Mamografide küçük küçük dedi. Ama öyle ele gelecek kadar hissedilmiyor. Tamam. Toplamda. Peki östrojen hormonunuza bakalım. Onu dengeleyelim. Lütfen kapatın gözünüzü. Şu an başımda çok ağrıyor hocam. He. Önce başınızın ağrısını yok edelim. Lütfen 3'e kadar sayın. 1, 2, 3 diye ama yüksek sesle sayın. 1, 2, 3. Tamam, geçmiş olsun. Açın gözünüzü. Az önce başınız çok ağrıyordu. Şimdi? Evet hocam. Yani tansiyonum yüksekti. Başım 2 gündür ağrıyordu. Şu an ben bir hafifleme hissettim. Yani şu an başınızın ağrısı %100 tamamen yok oldu mu, olmadı mı? %100 yok olmadı. Şu sağ kısımda, şu kısımda biraz hafiften bir yanmayla bir zorlama hafif hissediyorum. Kapatın gözünüzü. Lütfen 3'e kadar sayın. 1, 2, 3. Lütfen gözünüzü açın ve kendinizi şimdi kontrol edin. %95 gitti hocam. O zaman böyle lütfen sanki böyle
buhar çıkar gibi bedenimde. Şunu söyleyeyim. Bir buhar çıkar gibi. Şunu tekrarlayayım. İsminiz Fatma Hanım, doğru mu? Efendim? İsminiz nedir? Aytop. Bir daha söyleyin. Aytop. Tamam. Aytop Hanım. Lütfen evet, gözünüzü evet. kapatın. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için bir hediye. Bunu söylemek ister misiniz? Refik Korkmaz eğitimleri dünya için hediyedir. Toplam 3 defa söyleyin. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için hediyedir. Refik Korkmaz eğitimleri dünya için hediyedir. Geçmiş olsun. Açın gözünüzü. Lütfen şimdi başınızı anlatın. Az önce başınızın ağrısı vardı. Evet hocam, başımın ağrısı bu kısımdan yanarak böyle bıçak sapları gibi donkluyordu. Ama şimdi şu an böyle bir anda sanki içimde bir şey sıyrıldı. Böyle bir buhar gibi bir anda bir gölge gider gibi. Bulut bir anda bulut böyle geçiş yapar ya. O buharla bulut geçişi bir andayla bir an silindi hocam. Şu an %100 yok oldu mu? Evet hocam. Gerçekten Allah razı olsun. Resmen yani hissedilecek tarif şeklinde bir şekilde böyle silindi yani. Geçmiş olsun. Peki. Aynen. Hocam. Şifa oldu. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi lütfen sizin östrojen hormonunuza bakacağız. Gözünüzü kapatın. İsminizi 5 defa tekrarlayın. Aytop, 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 Aytop. Gözünüzü açmayın. Siz şu anda bir ağaç olarak kendinizi hayal edin. Bir ağaç. Nasıl bir ağaç olarak hayal ettiniz kendinizi? Tam ağacıyla böyle yeşil yapraklı bir ağacın altında kaldım. Anlayamadım. Böyle bir an çam ağacıyla böyle yeşil yapraklı olan bir ağacın böyle bir anda arasında kaldım. Bir tane ağaç olsun o. O zaman o şey hocam. Büyük yeşil yapraklı olan ağaç. Peki. Kıbrıs'ı gözünüzün önüne getirin. Kıbrıs haritasını. Kıbrıs haritasını. Tamam. Bu ağacı Kıbrıs'a bakalım. Kıbrıs'ın neresinde görüyorsunuz bu ağacı? Kıbrıs'ın böyle uzun sivri uç kısmı değil de arka kısmında. Tamam. Güneyde mi görüyorsunuz? Böyle bana göre düşününce sol tarafı böyle uzun ince burnuna doğru sivriliyor ya Kıbrıs. Hı hı. Alt sağ tarafı alt köşede gördüm. Tamam. O sivri kısım yani Türkiye'ye yakın olan kısım kuzey tarafı. Şöyle gözünüzün önüne getirin. Türkiye'ye yakın olan tarafı kuzey, Mısır'a doğru olan tarafı da güney. O zaman güney oluyor. Sağ taraf alt tarafta kalıyor. Peki denize yakın mı yoksa denizden uzak mı? Aşağıdaki güneydeki denize yakın mı uzak mı? Üst tarafı deniz, alt tarafı toprak, kara. Şu an tam yeri... Bir saniye. Şu an tam olarak görün. Biraz sonra ben gözünüzü açmanızı isteyeceğim. Size harita göstereceğim. Açmayın gözünüzü. Onun tam olarak haritadaki yerini şimdi görmeye çalışın. Bir saniye. Aytop Hanım. Kısmında, kara kısmında. Aytop Hanım. Toprak kısmı. Aytop Hanım.
Açın gözünüzü açın. Şimdi bakın harita. Haritada gördünüz mü? Kıbrıs'ımızı. Şimdi Kıbrıs'ın neresinde? Şöyle bakın, sivri kısım var. Yani sivri kısım değil mi? Bir saniye, ben elimle işaret edeyim. Şurada mı görüyorsunuz, burada mı görüyorsunuz? Evet, son gösterdiğiniz yerde. Şimdi, şurada. Orada. Tamam. Evet. Tamam. Tamam, sizin kadını korumanız çok normal. Çok normal. 40 dediler hocam. Normalde 50 falan olması gerekiyordu. Neyse, ben o kadar karışmayayım onları. Onları değil, ben karışmayayım. En doğrusunu doktorlarımız bilir. Tamam. Benim gördüğüm çok normal. Dolayısıyla sadece sizin baş ağrınızı yok ettik. O kadar yetsin bize. Yani biz şöyle, eğer bir, bakın şurası tam ortası, şu tam ortasıdır. Burada olanlar, şu kadınlar burada olur. Erkekler de şu kuzey tarafta olur. Sizin hormonunuz tam şu, olması gereken yerde, şurada. Ama tabii sakın yanlış anlaşılmasın. Ben kendi acizane bilgimle söylüyorum. En doğrusunu doktorlarımız bilir. Doktorlarımız zaten ne dediyse kesinlikle odur. Benim şurada olmak en normaldir. Dolayısıyla sizin östrojen hormonunuza karışmıyoruz. Az önce baş ağrınız vardı. Onun düzelmesine vesile olduk. Tüm bunları öğrenmek istiyorsa bir kişi bizim eğitimlerimize katılabilir. Bunu düşünüyorum zaten hocam. Yani. Tamam. Ve lütfen bakın, başka bir çalışma yapacağım size. Açmayın gözünüzü. Açmayın. Güzel bir çalışma yapacağım. Gözünüzü kapatın lütfen. Tamam hocam, kapattım. Açmayın. Çünkü size bir çalışma yapacağız. Daha doğrusu sizinle bir çalışma yapmayacağız da, şöyle bütün halkımızın görmesi için, bizim eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olması için bir deney yaptıracağım. Sizinle asla alakası yok bunun. Bir saniye beklemenizi rica ediyorum. Tamam hocam. Ben, lütfen açmayın gözünüzü. Lütfen açmayın ama. Şimdi bir İnsanın adını yazdım. Facebook'taki herkese gösterdim. Siz açmayın gözünüzü. Instagram'daki herkes gördü. Tamam. Gözünüz kapalı. Lütfen şimdi benim adını yazdığım bir insan var. O insan demin gösterdiğim Kıbrıs haritasının neresinde? Yani o insanı da bir ağaç yapın. O insan bir ağaç olsa nasıl bir ağaç olur? Kısa bir çam ağacı hocam. Tamam. Şimdi onu bakın bakalım Kıbrıs'ın neresine koyarız? Popo kısmına diyeyim. Yani böyle geliyor ya. Ucu sivriden arkaya doğru gelen en arka popo kısmına. Peki lütfen gözünüzü açın. Açın gözünüzü. Şu haritanın neresine denk geldi? Şuraya mı denk geldi? Aynen, evet, en arkasına denk geldi. Tamam, yani tam da şöyle çizgi çizdiğimizde tam ortada olur. Evet. Tamam. Hani, evet, öyle olunca arkası tam, evet. Tamam. İşte açmayın gözünüzü. Gözünüz kapalı.
Lütfen gözünüzü kapatın. Ben şimdi bütün arkadaşlarımızın görmesi için bir yazı gösteriyorum onlara. Bir insanın adını yazdım şimdi. Yazmadım da yazılı bir isim var. Onu gösteriyorum. Gözünüzü lütfen açmayın. Açmayınız. Tamam. Ben bir insanın adını gösterdim. Peki lütfen bu insanı bir ağaç yapın. Nasıl bir ağaç? Selvi ağacı diyorlar, onun gibi hocam. Tamam. Yani nasıl, güzel büyük bir ağaç mı, sıradan bir ağaç mı? Yok, güzel. Güzel büyük selvi ağaçlarından hocam. Tamam. Lütfen açmayın gözünüzü. Bu selvi ağacını Kıbrıs haritasında bir yere koyun. Nereye? Kıbrıs haritasının neresinde yer alıyor bu selvi ağacı? Valla ortasının en üst kısmında. Açın gözünüzü. Yani şuradan gösterin bana. Nerede? Tam böyle orada bir yeşil bir yükseklik var ya. Şu mu? Sırt gibi en üst kısmında. Ortanın en üst kısmında. Şu anda gösterdiğim yer mi? Yok hocam, onu biraz daha sola doğru gelin, bana doğru gelince. Şu mu? En üstte orada. Tamam. Peki. Ve şimdi geliyoruz başka birine daha. Aç, kapatın lütfen gözünüzü. Gözünüz kapalı. Sizin adınız Aytop Hanım, değil mi? Ne Aytop? Evet hocam. Tamam. Gözünüz kapalı. Açmayın lütfen. Tamam hocam, kapalı. Ben bir insana odaklandım. Bir insan. Adını ben de bilmiyorum valla. Bu insanın adını ben bilmiyorum ve tanımıyorum da. Lütfen bunu bir ağaç yapın. Direkt hurma ağacı diye geldi hocam aklıma. Tamam. Lütfen bu hurma ağacı, bakın bakalım Kıbrıs haritasının neresinde? Ön kısmını, sivri kısmından ortaya kadar sarmalamış hocam. Üç ön kısmını, sivri kısmından böyle bütün yarıya kadar bembeyaz, yarı kısmına kadar almış. Yani parlak bir şekilde. Peki anneniz, sizin anneniz bir ağaç olsun. Evet. Anneniz nasıl bir ağaç oldu? Kısa ama bol mandalina ağaçlı bir mandalina ağacı oldu. Tamam. Anneniz mandalina ağacı oldu. Kıbrıs'ın neresine konur? Kıbrıs'ın neresine koyuyorsunuz, onu bir bakın. Kıbrıs'ın böyle uç kısmından ortadan bölünmüş, yani böyle çapraz şekliyle yarıya kadar bölünmüş şekilde görüyorum hocam. Lütfen gözünüzü açın, ekrana bakın. Yani şurada mı? Oradan, evet, aynen ucundan en üst değil, ortadan. Şurada. Oradan aşağı doğru aşağı iniyor. Tamam, yani aynen. Şuraya doğru geliyor. Evet, oradan da ucuna doğru yarım ortalamış. Tamam, aşağıya. Tamam. Şimdi bakınız, Kuzey Kıbrıs. Bu insanların, şu Kıbrıs haritamız, insanların hormonlarını gösterir.
Şu haritanın, bakın tam böyle ikiye bölüyoruz. Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs var ya. Yani güney dediğimiz şu alt kısım. Şurası alt kısım. Burada kadın hormonları vardır şurada. Bunun üst kısmında da erkek hormonları vardır. Şu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz bakın. Siz bunun neresindeydiniz? Şurası. Çapraz. Ben siz şuradaydınız. Siz ilk söylediğiniz ağaç buradaydı. Evet, evet. Kadınlık hormonunuz en normal. Peki. Bir saniye. İşte şu şekilde ikiye bölüyoruz. Şu alt kısım, parmağımın olduğu kısım güney. Üst kısım kuzey. Güneyde kadın hormonu vardır. Güneyde kadınlar vardır. Siz şuradaydınız. Evet. Şurada. O en son bir ağaç yapın dedim ya, mandalina dediniz. Evet. O sizin annenizdi. Ben dedim ki Aytop Hanım'ın annesi. Siz onu, o bir kadın, siz onu gene buraya koydunuz. Güney'e. Ve çaprazlamasına koydunuz. Tamam, güneyde yer alıyor yani. Peki, sonra Bülent Ersoy dedim. Bülent Ersoy tam olarak neredeydi? Tam şu kablonun olduğu yerdeydi. Tam ortadaydı. Evet. Peki, bir de bir tane selvi ağacı var dedim ya. Siz dediniz selvi. O selviyi de siz tam, bakınız bu çizginin kuzeyine koydunuz. Yani şuraya. Aynen. O kuzeye koyduğunuz kişi bendim, selvi ağacı. Erkekler kuzeyde olur. Ben şuradaydım işte. Erkekler şu Kuzey Kıbrıs'ta olur. Kadınlar güneyde olur. Kadın hormonu şurası güney. Erkek hormonu yukarısı. Bir de iki arada olan, iki arada demek yanlış bir kullanım, özür dilerim. Yani kadınlık hormonu, erkeklik hormonu ne diyelim ona? Şu anda yanlış bir ifade de kullanmak istemiyorum. Siz tam anlarsınız aslında. Bülent Ersoy nereye oturur dedim, nereye konar dedim. Tam şu çizgiyi ortaya dediniz. Bülent Ersoy'a hani şeyden önce, selvi ağacından önce nasıl bir ağaç dediniz siz? Evet, o kısa boylu çam ağacını siz nereye koydunuz? Ortaya. Üstte sizdiniz, ortaya, altta bendim. Annem çaprazlamasınaydı, o da evet öyleydi. Evet, işte hani hem kadın hem erkek hormonları eşit olanlar ortada olurlar, tam ortada. Ama erkeklik hormonu yüksek olanlar kuzeye gider. Kadınlık erkeklik hormonu normal olanlar kuzeyde yer alır, normal. Erkeklik hormonu normal olan kuzeyde yer alır. Kadınlık hormonu normal olan güneyde yer alır. Orta yerde işte evet. Ya yani şu an yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. Siz de ifade etmeyin. İşte Bülent Ersoy ya da rahmetli Zeki Müren, onlar ortada olurlar. Ve eğer yanlış bir sözcük de kullandıysam Zeki Müren'in ruhundan da özür dilerim. Şad olsun ruhu, amin. İşte bu şekilde kuzeyde erkekler olur, güneyde kadınlar olur. Evet. Ve Allah'tan ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de, yani işte bizim milletimiz de bakın kuzeyde. Bu çocuktur. Bu bir çocuk. Kız çocukları güneyde, erkek çocukları kuzeyde. Bu çocuğun annesi.
Bu çocuğun annesi de Türkiye, ana vatan. Ana vatan yavrusu bu. Bu ana doğurduğu yavrularını buraya gönderiyor. Erkekleri kuzeye, kızları güneye koyuyor. Ve bu nereden doğdu söyleyeyim mi size? Bu Kıbrıs, yani bu yavru Marmara'dan doğdu. Peki yavrunun Marmara'dan doğduğunu, Marmara Denizi'nden doğduğunu size anlatalım mı? Bakın şimdi Marmara Denizi'ne bakın. Bu Marmara Denizi. Kıbrıs'a biraz benzedi mi? Evet. Hani Kıbrıs'ın uzun tarafı vardı ya, şu Çanakkale Boğazı. Evet. Bak, Kıbrıs'ın, o da Kıbrıs'ın ucu gibi. Ucu gibi. İşte şurası da Kıbrıs'ın alt kısmı. Heh. Evet. İşte. Aynı sıfatı. Aynı olacağım. Marmara Denizi Rahim demektir. Marmara Denizi Rahim. Kimin rahmi? Annemizin rahmi. Bakın Kıbrıs. Bir zamanlar. Neyse, kafa çok karışır. Yani halkımızın kafasını çok karıştırmayalım. Dünyanın annesi var. Şu kocaman dünyanın annesi şu ana, Anadolu. Bu annemizin rahmi Marmara. Ve bu annemizin çocukları, yani yavruları da Kıbrıs. Kız yavrular güneyde yer alır, erkek yavrular kuzeyde yer alır. Sizin kaç çocuğunuz var? Bir tane. Kız mı erkek mi? Kız, 11 yaşına girdi. Allah bağışlasın. Lütfen gözünüzü kapatın. Kızınızı bir ağaç yapın. Kızınızı bir ağaç yaptınız mı? Evet hocam. Lütfen bu ağacı Kıbrıs'ta, bakın bakalım, Kıbrıs'a koyun. Kıbrıs'ın neresine gidiyor bu ağaç? Güneye mi? Kuzeye mi? Hocam bir anda tüm Kıbrıs'ın etrafını dolandı. Sonra o alt sağ kısmın, burun kısmının alt tarafında kaldı. Gözünüzü açınız. Yani şu çizginin alt tarafında burada mı kaldı? Bana göre alt sağda. Evet, yani şu çizginin alt kısmında kaldı. Evet. Parmağım. İşte evet. Kız olduğu için orası. İşte evet. Kızlar oraya gider. Peki kızınız sezeryen mi doğdu, normal mi doğdu? Sezeryen doğdu. Tamam. Şimdi kapatın gözünüzü. Kızınız bir zamanlar sizin karnınızdaydı. Yani 13,5-14 sene önce. Siz kızınıza hamileydiniz. Ve siz Türkiye'siniz. Kızınız sizin rahminizdeydi. Şimdi kızınızı Marmara'da görün. Kızınız 14 sene önce Marmara Denizi'ndeydi. Marmara Denizi'nde bir bebek görün. Hayal ettiniz mi Marmara Denizi'ndeki bebeği? Evet hocam. Şimdi hiç acele etmeyin. Bu bebek büyüdü, büyüdü. Doğacağı gün geldi. Ya artık bebek dünyaya gelecek. Sizin rahminizden çıkacak. Artık dünyaya bir kız çocuğu gelecek. Şimdi bu Marmara Denizi'ni tam böyle son gün. Bebeğiniz büyümüş maşallah. Peki Marmara Denizi'ni doldurmuş mu bu bebek son gün?
gibi hocam. Tamam. Şimdi size şunu soruyorum. Bu bebek, lütfen acele etmeyin. Ben söyledikten sonra anlatın. Bu bebek Marmara Denizi'nden çıkacak. Ve bakın bakalım bu bebek Karadeniz'e mi gitmiş, Akdeniz'e mi gitmiş? Bebek çıktı. Evet. Ha. Yani bebeğiniz dünyaya geldi. Dünyaya gelmek Akdeniz'de mi oluyor, Karadeniz'de mi? Bakın bakalım bebeğiniz dünyaya geldi, Marmara'dan çıktı. Akdeniz'de mi görüyorsunuz, Karadeniz'de mi görüyorsunuz? Akdeniz'de, Antalya. Evet. Antalya, İzmir. Ha. İşte Akdeniz demek bebek sağlıkla dünyaya geldi demek. Karadeniz'e gitmek demek anne karnında vefat etmek demek. Bu bebek Akdeniz'e geldi, sağlıklı yaşadı Allah'a şükür. Peki şunu istiyorum, lütfen bakın. Bu bebek sizin kızınız Marmara Denizi'nden iki şekilde çıkmış. Önce dinleyin lütfen. Birinci şekil, yani hangisiyle çıkmıştır? Bir, Çanakkale Boğazı'na geldi, Marmara Denizi'nden çıkacak ya bebek. Çanakkale'ye geldi. Ana, Çanakkale Boğazı açılmıyor. Bebek Çanakkale Boğazı'ndan geçip de gidemiyor. Gökyüzünden bulut geliyor. Marmara'daki bebeği alıyor havadan, uçuruyor. Hiç suya değdirmeden Akdeniz'e bırakıyor. Bu birinci şekil. İkinci şekil, bebek Marmara'da, evet. Ana, Çanakkale Boğazı açıldı. Çanakkale Boğazı'nı yüzdü. Ege Denizi'ni yüzdü. Oradan Akdeniz'e geldi. İki şekil söyledim. Bir, Akdeniz'e gelmek için bulut aldı, onu gökyüzüne çıkardı, Akdeniz'e bıraktı. İkinci şık, tamamen Çanakkale Boğazı'ndan ve Ege'den yüzerek Akdeniz'e geldi. Bakın bakalım sizin bebeğiniz nasıl Akdeniz'e gelmiş? Bulutla mı yoksa yüzerek mi? Ben biliyorum nasıl geldiğini. Birazdan size söylediğimde siz de şaşıracaksınız. Bir saniye. Aytop Hanım, bir saniye. Görmeden söylemeyin. Ekran, görüntü, film gözünüzün önüne gelsin. Hiç acele yok. Film gözünüzün önüne gelsin, sonra söyleyin. Yani A şıkkı, bu bebek bir bulut yardımıyla gökyüzüne çıkarıldı, Akdeniz'e bırakıldı. B şıkkı, bu bebek Marmara'dan Akdeniz'e kadar tamamen yüzdü. Yani Çanakkale Boğazı'ndan ve Ege Denizi'nden yüzerek geçti. B şıkkı bu. A şıkkı neydi? Bir bulut aldı onu, gökyüzünden uçurarak Akdeniz'e bıraktı. Ha. Hangisi, nasıl doğmuş bu bebek? Akdeniz'e nasıl gitmiş? Akdeniz'e Evet, yüzerek gitmek istemiş ama Çanakkale Boğazı açılmadığı için bunu almışlar, gökyüzünden bulutlar götürmüş. Peki lütfen o anı söyleyin. Hani herkes onun yüzmesini mi bekliyordu? Yoksa herkes onun bulutla gideceğini biliyor muydu? Ha. Açın gözünüzü. Peki burası, şu Türkiye sizsiniz, yani annelerimiz, siz Aytop Hanım, siz Türkiye'ydiniz. Burası sizin rahminizdi. Bebek karnınızda büyüdü. Ha. Bebek buraya bulutla gitmesi demek, hop, sezeryenle doğmak demek. Bebeğin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne yüzerek gelmesi demek,
normal doğum demek. Sizin bebeğiniz normal doğum değil, sezeryen doğum oldu. Bulut aldı onu. Şöyle bulut aldı onu. Şöyle. Bulut aldı onu, havaya kaldırdı ve Akdeniz'e bıraktı. Yüzerek gitseydi normal doğum olacaktı. İşte bu bilgiler nerede yazıyor? Bu bilgiler insanlık tarihinin bugüne kadar bilinmeyen kayıtlarının Refit Korkmaz tarafından açılmasıyla anlaşıldı. Bunlar 5. boyutta yazıyor. İşte tüm bunlar ve daha neler neler var. Ve sizin başınızın ağrısını nasıl ki saniyeler içerisinde yok olmasına vesile olduk, nasıl ki hiç adını duymadığınız kişilerin hormon düzeylerine baktınız, bunların hepsi kadim bilgiler ve bu kadim bilgileri ancak ve ancak dünyada bir tek kişi biliyor ve 7700 kişiye öğretti. Adı ne onun? Refik Korkmaz. İnşallah sizin, lütfen gözünüzü kapatın, ben sizin bütün beden sağlığınıza, şifanıza vesile olmak için gayret edeceğim. Ve şu an bizi izleyen bütün dostlar ve bizi gelecekte izleyecek bütün dostlar, hepiniz için şifaya vesileyim. Gözleriniz kapalı. Yarım dakika beklemenizi istiyorum. Başladı. Ve lütfen gözünüzü açınız. Size biraz daha bilgi vereyim mi? Ay hocam. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Sevinirim valla. Peki. Şimdi lütfen hatırlayınız. Birisi, yani çevrenizde duyduğunuz, tanıdığınız kimse var mı acaba? Bebeğini doğurduktan sonra, yani bebeğini doğurduğu an bebeği ölüm kalım savaşı veriyor. Yani yoğun bakıma alınıyor, küveze konuyor. Hiç böyle gördünüz mü? Duyduğunuz biri var mı? Duyduğum kişiler var, evet. Tamam, bunlardan biri kim mesela? Yani yakın bir akrabanız mı? Bebeği anne karnından doğdu, kritik ölüm kalım mücadelesi veriyor. İşte yoğun bakıma, küveze aldılar. Böyle bildiğiniz, çok iyi bildiğiniz kim var? Akrabam yok da bir arkadaşım var. Tamam, tamam. Hemen doğar doğmaz biraz anlatın, nasıl oldu, ne oldu doğunca? Ya, hamilelik 6 aylık hamileyken şey demişler, bu göğüs kafesi var ya, orası açıkmış, birleşmemiş. Bu kısmı tamamen açıkmış, orası birleşmemiş. Ve kalbi de delik doldu ve bunu işte çeşitli hastanelerde, çeşitli yerlerde yaptı. Doğum yapana kadar son 6 aydan sonra 4 ay hastanede kaldı kendisi. Sonra işte doğmuş, doğar doğmaz küveze almışlar. 6 ay tekrar kendisi çocukla beraber hastanede yaşadı. Ondan sonra kalbinin deliğini ameliyat ettiler. Sonra da bu göğüs kafesini, boğazdan karna kadar göğüs kafesini diktiler. Sonra o da 7 sene falan oldu. Yeni, şu an tam tamamlanmış. Allah'a şükür. Peki, kapatın gözünüzü. Gözünüz kapalı. Hayal edin. O anneyi hayal edin. O anne Türkiye. Ve o annenin
Rahmi Marmara. Ha. Marmara'da o bebek var. O bebeği Marmara'da görün. Marmara'da gördünüz mü o bebeği? Evet, hem sıkışmış hem de bütün vücudu şey yani o iç organları dışarıda yani böyle tamamen yüzü açık bir şekilde yani böyle bir... Peki. Harbi. Sizden şunu istiyorum. Bu bebek şimdi anne karnından çıkacak. Ha. Lütfen bakın yani Marmara'dan çıkacak. Bu bebek Marmara'dan aynen sizin kızınızda olduğu gibi bir bulut tarafından mı gökyüzüne kaldırılıyor? Yoksa Çanakkale Boğazı'ndan ve Ege Denizi'nden yüzerek mi Akdeniz'e gidiyor? Hocam bulut tarafından gidiyor. Zaten orada da şu an direkt görüp hissettim. Zaten orada da bir şey yaşıyor böyle yani sıkıntı yani daralma gibi yaşadı. Yani o kısmını da böyle bir açık derler ya hocam tarihinde. Bir saniye dur. O şekilde. Bir saniye o kadar çok karmaşık hale getirmeyelim. Yani bu bebek tabii. Bulutlarla gökyüzüne çıkarılıyor. Doğru mu? Evet, bulutlarla açmayın lütfen gözünüzü. Bulutla gökyüzüne çıkarmak nasıl doğumdu? Normal doğum muydu, sezeryen doğum muydu bulutla gitmek? Sezeryen. He, sezeryen. Açmayın gözünüzü. Bu bebek sezeryen doğdu. Doğru mu? Evet. Peki, açmayın gözünüzü. Şimdi başka bir şey daha. Gözünüz kapalı sizin. Ha. Bu bebek, ben Akdeniz'de nereye konduğunu biliyorum. Açmayın lütfen gözünüzü. Açmayın lütfen. Ben ekranda herkese göstereceğim. Siz açmayın. Tamam. Ben şimdi arkadaşlarımıza bir yer gösterdim. Açmayın. Açmayınız. Lütfen açmayın. Burası çünkü çok önemli bizim için. Sizin sayenizde pek çok insan şimdi bilgi sahibi oluyor. Evet, çok değişik, ilginç. Tamam. Sizin gözünüz kapalıyken ben arkadaşlarımıza haritada bir yer gösterdim. Şimdi sizden şunu istiyorum. Bu bebek Akdeniz'e bırakılıyor. Bulutlar alıyor bunu Akdeniz'e bırakmak istiyorlar. Lütfen bakın bakalım. Akdeniz'e bırakmak istiyorlar. Nereye bırakıyorlar bunu? Haritanın neresine bırakıyorlar? Yani 6 ay boyunca, bir saniye lütfen. 5 ay, 6 ay küvezde kaldı ya, yoğun bakımda kaldı. He. İşte o 5-6 ay boyunca Akdeniz'in neresinde bu bebek duruyor? Bu bebeği Akdeniz'in neresine bırakıyorlar? Hocam, İsterseniz alta inmek istiyor ama ortada kalıyor. He, gözünüzü açın. Açın gözünüzü. Açın, ben şimdi haritada göstereceğim. Lütfen bakın haritada nereye denk geliyor? Siz bana mesela şurası, şurası, şurası. Burasını biliyorsunuz değil mi? Türkiye'miz. Hı hı. Ha. Nerede kalıyor? Dur ben söyleyeyim. Siz söyleyin. Ben çünkü az önce arkadaşları gösterdim. Şurada mı? Orta kısmında kalıyor hocam. Ortaya doğru işte. Neyin ortasında? Şimdi. Tamam. Türkiye'nin o köşesi olunca tamam doğru. Şurası evet. Değil mi? Bakın. Şurada kaldı. Fethiye'de. Aynen. Orada ortada. Bakın burası tam Ege ile Akdeniz'in tam ortası. Eğer Ege'de kalırsa ölür. Akdeniz'e geçerse yaşar. Bu bebek tam burada kaldı. Ve tam burada Fethiye'de. Ölü Deniz'deydi bu. Şimdi. Evet zaten
zaten yaşamaz demişler. Çok uzun süre bir sıkıntı çekiyorum. Yaşadı Allah'a şükür. İşte sizin gözünüz kapalıyken ben arkadaşlara burasını gösterdim. Fethiye'yi gösterdim. Fethiye demek küvezde yaşamak demek. Başka bir şey merak ediyor. Bir şey daha öğreteyim mi? Hı? Ay, çok güzel olur. Yani devam ederim yani. Peki. Vefat anne karnı... Hiç tanıdığınız bir bayan arkadaşınız var mı? Bebeği karnındayken vefat eden. Yani düşük... Abla. Ha, lütfen gözünüzü kapatın. Ablam karnındayken vefat etti. Allah rahmet etsin. Gözünüz kapalı olsun. Ablanız Türkiye olsun. Ve Marmara ablanızın rahmi. O vefat eden bebek Marmara Denizi'nde. Marmara Denizi'nde görün onu. Daha yaşıyor. Anne karnında yaşıyorken Marmara Denizi'nde. Şimdi soruyorum size. Gözünüz kapalı zaten sizin. Ben arkadaşlarıma göstereceğim. Marmara'daki bu bebek Akdeniz'e mi gitti, Karadeniz'e mi? Söylemeyin. Ben arkadaşlara göstereyim nereye gittiğini. Arkadaşları ben gösteriyorum. Arkadaşlar buraya gitti. Lütfen bakın bakalım. Marmara'daki bu bebek anne karnında vefat etmiş. He. Marmara'dan Akdeniz'e mi gidiyor, Karadeniz'e mi gidiyor? Karadeniz'e gitti hocam. Karadeniz'e gitti. İşte açın gözünüzü. Sizin gözünüz kapalıyken ben Karadeniz'i gösterdim. Resmi hissettim hocam. Anne karnındaki bebek vefat ederse Karadeniz'e gider. Peki gemilerin mi battı? Hani diyoruz ya deyim var. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne demek? Şimdi anlaşıldı mı? Evet. Peki başka bir şey daha? Bir şey daha öğrenmek ister misiniz? Evet. Umuniyetle. Dış gebelik nedir biliyor musunuz? Dış gebelik? Yani rahimde olmaz bebek. Yumurtalık tüplerinde öyle bir ay kadar kalır ve yaşayamaz tabii, vefat eder. Dış gebelik biliyor musunuz? Bu demek. Evet. Hiç peki çevrenizde dış gebelik olan kimseyi duydunuz mu? Yani hamile ama bir ay sonra bebeği vefat etti. Çünkü rahimde değildi de yumurtalık tüplerindeydi. Hiç dış gebelik olan birini duydunuz mu? Duydum hocam. Tamam. Şimdi... Dünya üzerinde bir yerde de dış gebelik vardır. Siz gözünüzü kapatın. Gözünüz kapalı. Lütfen ben şimdi size bazı denizler söyleyeceğim. O dış gebeliği hayal edin. O bebek acaba hangi denizde onu size soracağım. Lütfen açmayın. Gözünüzü açmayın. O bebek, açmayın gözünüzü, ben önce arkadaşlarımıza söyleyeyim. Arkadaşlar, dış gebelik olan bir bebek şuradadır. Bunun adını ben söylemiyorum ki arkadaşımız duymasın ve gözü kapalı şu an. Hepiniz biliyorsunuz şurayı. Hatta size yakından göstereyim. İşte burası. Şimdi dış gebelik, bakalım söylediğim zaman bebek hangi denizde göreceksiniz onu bana söyleyin. Dış gebelik olan bu bebek, Akdeniz, önce ben hepsini söyleyeyim sonra. Akdeniz'de mi, Hazar Denizi'nde mi, Karadeniz'de mi? Üç tane söyledim bakın, Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi. Nerede bu bebek? Söyleyeyim mi hocam? Söyleyin.
Hazar Denizi. Hazar Denizi'nde. Açın gözünüzü. İşte siz bizim eğitimimizi almadığınız halde, yani bu bilgileri ben size hiç anlatmadığım halde siz bu bilgileri biliyorsunuz. Herkes bu bilgileri biliyor. Hepimiz bu bilgilerle donanmışız. Tabii birinin size anlatması lazımdı. İşte Hazar Denizi dış gebelik. Bakın, Marmara'daki bebek doğmak istediğinde deniz yolu var, Akdeniz'e gidebilir. Ama Hazar'daki, şu Hazar Denizi'ndeki bebek hiçbir yere gidemez denizden, bakın. Hiçbir boğaz yok, hiçbir şekilde denize gidemez. Annenin yumurtalık tüplerindeki bebek Hazar Denizi'ndedir. Ve başka bir şey daha söyleyeyim mi? Bu evet, Türkiye onun annesi. Türkiye anne. Bu bebek annemizin bebeği, işte dış gebelik bebeği. Bakın, bu onun yüzü. Bu onun eli. Hani kendini anne karnındaki gibi çekmiş bebek. Ve annesi bu ya, Türkiye'miz onun annesi. Annesine küsmüş, sırtını dönmüş. Niye sırtını dönmüş? Çünkü yaşamayacak. Daha size ben Kızıldeniz nedir, Ege Denizi nedir, oh falan filan nedir diye bunları anlatsam. İşte insanlık tarihinin bunca bilgileri, insanlar gelmeden önce hayvanlara ait bilgiler, hayvanlar gelmeden önce bitkilere ait bütün bilgiler kayıtlı. Bunlar 5. boyutta kayıtlı. Bu 5. boyutun bilgilerini hepimiz biliyoruz. İşte siz bizim eğitimimizi almadığınız halde Karadeniz'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ın güneyinde, kuzeyinde, Fethiye'de, Marmara'da gördünüz ya bunları. Siz bunları zaten biliyorsunuz. Bir tek nasıl kullanılacağını bilmiyor insanlar. Refik Korkmaz da onlara yaratılış tarihinin, yaratılışın, sadece insan yaratılışı değil, evren yaratılışının bütün bilgilerine nasıl ulaşılır onu öğretiyor. Böyle bir eğitim. Ve vallahi sizi hem tebrik ederim hem size teşekkür ederim. Niçin tebrik ediyorum sizi? Bu bilgileri en azından birkaç tanesini öğrendiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Peki neden teşekkür ediyorum size? Şu anda sizinle beraber bunu Facebook'ta izleyen, sizinle beraber bunu izleyen, öğrenen arkadaşlar oldu. Eğer siz canlı yayına çıkmasaydınız bu konuyu işlemeyecektik. Arkadaşlar belki öğrenemeyecekti bunu. İşte budur. Haydın bre. İnsanlar artık Zurdanka çağına geçti 21 Aralık 2020'den itibaren. Yani bir aydır. Yeni bir çağa geçtik. Zümrüdüanka çağı bilgileri Refik Korkmaz tarafından ve eğitmenleri tarafından dünyaya yayılıyor. İşte budur. Ve sizin başınızın ağrısının geçmesine saniyeler içerisinde vesile olduk. İnşallah kan bedeninizde hiçbir rahatsızlık kalmadı. Bütün rahatsızlıklar inşallah bedeninizden çıktı gitti. Amin. İnşallah. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen istediğiniz kadar söyleyin. Zaten çalışırken de açıyorum, sürekli online mesajı dinliyorum. Yani çalışıyorum yani, müşterilerde bir anda sizi o an görmüş olduk canlı yayında. O sırttaki sırkoloji var ya, eğrilikler falan. Onlar için yapıyorum. Ben onu canlı yayına bir bayana aldığınızda ben de hani kendi kendime yaptım. Böyle sırtımda hem böyle hani kral gibi tak 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 3 kez attı. Böyle birbirine küt diye attı. Sonra kendim, siz dediniz de elinizde bakın ne kadar düzelmiş diye. Yapmıştınız birkaç kez bayağı. Ben böyle üç kez onu yaptım. Benim gerçekten çok değişim oldu. Yani benim için ciddi
doluk eğriliklerim vardı. Gerçekten onu yaşadım. Yani onu da şu an söylemeden geçmiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ve bunu ben nasıl tarif edeceğimi bile, hani size nasıl anlatacağımı bile bir şekilde o kadar şey yapıyorum ki, yani bunu yaşamak lazım. Yani gerçekten o an ben yaşadım. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ve onu da söylüyorum arkadaşlara. Hı. Canlı yayında ben hem çalışıp dinleyenler istiyor, onlar da istiyor. Bu sayede. Ve böyle Allah Allah diyor bazen. Diyorum yaşamanız lazım. Demek ne oldu diyor. Gerçekten kaçır. Bilmiyorum, izliyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sizin... Ben çok memnunum. Allah razı olsun. Sizin omurilerinizde eğiklik mi vardı? Çoktu hocam. Nasıl demle? Yani böyle sırtım S gibi, çok ciddi anlamda eğildik. Boyun kısmım resmen böyle Suna Peküsal'ın gibi öne, hani ciddi bir şekilde kafam önde şeklindeydi. Onu açtığımda da o öyle üst üste, herkes onundan sorumlu, dertliydi. Her isteyen onu istedi. Her on isteyen onu istedi sizler. O gün birkaç kişiye de onu sık sık yaptınız yani. Saydırttınız falan 180'e kadar falan. Ben dikeldim. Bağıra bağıra 180 kadar 3 kez saydım. Böyle o arada kemiklerim böyle bir tak 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 diye şey yaptı. Ses çıkartırcasına, sanki böyle kütletircesine bir ses çıkararak yerleştim. İşte biz eğitimlerimizde bunları anlatıyoruz, bunları öğretiyoruz. Bizim belki şöyle bir dezavantajımız var. Şöyle bir şanssızlığımız, şanslılık demeyeyim çünkü hep bizde mucizeler var valla. Biz bu kadar hani üstün işler yapıyoruz ve bu kadar üstün bilgiler veriyoruz ya, insanlar inanmakta zorlanıyor. Diyorlar ki olmaz. Ben, şu anda sizi dinleyenler var ya, büyük ihtimalle bazıları şöyle diyor. Aytop Hanım'la Refik Hoca tiyatro oynuyorlar diyor. Ama onu işte yani tiyatro değil. Sorunu olan ve yaşayan ancak bunu söyleyebilir, sahnedebilir. Böyle dinlemekle tiyatroyla olmuyor ama işte. Aynen öyle. İşte hani insanlar gerçekten bunun olduğunu tam olarak bilseler, buna tam olarak inansalar, şu anda herkes koşa koşa, yani koşa koşa zaten bu eğitimi alır. Başka bir şey yapmaz. İşte böyledir. Yani ve ben de şunu diyorum, bu büyük bir şans aslında. Ey Yüce Allah'ım, iyi ki bana böyle, bize bunu nasip ettin. Hani inanılmaz işler yapmayı nasip ettin. Ya normal işler olsaydı? Evet hocam. Mesela o an dediniz ya, bir de bedeninizde, nerenizde varsa yeriniz şifalanacak dediğinde, karnımın içinde bir ısı oluştu. Karnımın içinde böyle bir ısı, bir ısı, bir ısı, bir ısı. Böyle sanki bir de bağırsaklarımda problem vardı. Yani ciddi anlamda bir tuvalet problemi vardı, özür dilerim. Kusura bakmayın. Mesela o karnımın içi bir ısı, bir ısı, bir ısı. Isıyla beraber böyle sanki böyle şey yuvarlak çizdi karnımın içi. Isındı. Ondan sonra böyle bir sobanın ateşi gibi, yani köy sobasının ateşi gibi, kalorifer ateşi gibi değildi. Yani tarifin ısının şekli farklıydı. Ondan sonrasında şimdi Allah'a şükür 2 haftadır, 2,5 haftadır bağırsaklarım iyi yani. Allah'a şükür. İşte valla bizim eğitimimizi alan, kanserden kurtulan ve başkalarının da şifalarına vesile olan epey arkadaşımız oldu. Güzel olan bakın ne, hasta olan kişi bizim eğitimle iyileşiyor, bizim eğitimimiz vesile oluyor. İyileşen kişi başkalarını iyileştiriyor ve bu bilgileri yayıyor. Elimizde dünyanın böyle muazzam güzel bir imkanı var. Büyük bir şans. Aytop Hanım, hangi, Türkiye'de misiniz? Ben Almanya'dayım hocam. İzmirliyim ama Almanya'da yaşıyorum. Yani ama şey, İzmir'de doğmuyum. İzmir doğumluyum. Yani İzmirliyim ama Almanya'da yaşıyorsun hocam. Tamam Aytop Hanım. Size geçmiş olsun. Şifa olsun. Oldu, oldu, oldu. İyi aldınız hocam. Ha, çok teşekkür ettim. Şunu da görün. Çok şey öğrendik sayende. Şunu da görün. Bu nedir? Patates. Bir arkadaşımız patates demişti. Evet. Bu bir kalp. Bu neyin kalbi? Bu
neyin kalbi hocam? Zümdankanın kalbi. Aynen, zümdankan kalbi var. Zümdanka kalbini doğru. Zümdanka kalbini bize hediye etti. Dünyanın kalbi işte böyle kırık ve bizim amacımız dünyanın kalbini sağlamlaştırmak, bütünleştirmek. Bu kalp. Ağzıma çok alıştı hocam. Sürekli müşteriye diyorum ki kafetiniz sonsuz olsun. Müşteri diyor ki ne diyorsun Aytan diye. O zaman haydem de diyorum ağzım, yani merhaba hoş geldin diyeceğime müşteriye öyle alıştık ki kafetiniz sonsuz olsun öyle. Sürekli dilimde yani şu an. Ve Kaf Dağı işte İzmir'de ve Manisa'da, İzmir ve Manisa'nın ortasında Sipil Dağı. Orası Kaf Dağı. Manisa'ya gittim ama Sipil'i İzmir'de yaşarken. Tamam. Haydın bre. İnşallah. Size hayırlı haydın akşamlar. Kaf ötemiz sonsuz olsun. Sonsuz olsun. Canlı yayında kalacak mı hocam bu şey program? Evet. Kalmasını istiyorum. Ben onu tekrar izlemek istiyorum kendim. Tamam. Tekrar şey yapmak tamam istiyorum. Tamam. İnşallah siz de insanların şifasına vesile olursunuz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Geçmiş oldu. Şifa oldu. Amin. Arkadaşlar sizler de bu eğitimleri öğrenmek, bu bilgileri öğrenmek, bunları yapabilmek istiyorsanız 7700 arkadaşımız sizleri bekliyor. Bakalım neler yazdınız? Yorumları okuyalım. Ve yeni yorum eklerseniz onları okuyalım. Bizim eğitmenimiz Şule Hanım eğitimimizi veriyor. Telefon numarasını yazmış. Şule hocamızdan eğitim alabilirsiniz. Arzu Yakut, Refik Korkmaz eğitimleri dünya için bir hediye yazmış. Allah razı olsun. Medine Enerji, yaşayın ve görün Refik Korkmaz eğitimlerini demiş. Ve Şule Hanım demiş ki, Türkiye'mizden bir arkadaşımız, bir vatandaşımız bu eğitimi buldu diye yazmış. Allah razı olsun. Sena Güven psikolojik olarak etkilenmiş olabilir mi demiş. Sena Hanım, ben sizi göndereyim, sizi engelleyeyim. Güle güle size. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Hop, engellendi. Peki. Bir de yazmış. Hocam Hazar Denizi'ni baskın söylediniz diğer denizlere göre. Tamam. Vallahi ben de seni gönderdim. Şule Hanım yazmış. Bu eğitimin değerini bilene ne mutlu demiş. Az önceki arkadaşımız eğitimin değerini bilemedi. Gitti. Nereye? Hatta ya. Hatice Özdemir, kızınızın şifasına vesile oldum. İnşallah şifa oldu. Amin. Kadriye abla Amasya'dan selamlar söylemiş. Kadriye abla Allah razı olsun. Bizim eğitmenimiz Kadriye ablanın sağ bacağı 4 cm uzadı. Haydi arkadaşlar. Bakalım. Sema Hanım yazmış, Refik Korkmaz eğitimleri bir define bulanlar bahtiyar. Allah razı olsun. Çok güzel bilgiler öğrendik demiş Fatma Hanım. Fatma Şevket galiba.
Bir arkadaşımız ben kaçırmadan takip ediyorum demiş ve devam etmiş harika bilgiler. Bu bir zümrüdü anka kalbi arkadaşlar. Manisa's Fildan'da zümrüdü anka kalbini buldum. Şurası kalbin alt kısmı, şurası üst kısmı, şurası arka kısmı ve şurası akciğerin baskı yaptığı kısım. Alt kısım, üst kısım. Evet arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Kaf ötemiz sonsuz. Eğitim almak isterseniz eğitmenlerimizin telefon numarası sayfamızda. Online eğitim veriyoruz. 7700 arkadaşımızla. Kapatalım ve 5 dakika içerisinde ya da 10 dakika içerisinde ben de bir çay içeyim burada. 10 dakika sonra yeni bir yayında buluşalım ve Aytop Hanım ne kadar şanslıyım diye yazmış. Allah razı olsun. Allah şansınızı hep en üst düzeyde hepimize versin. Amin. 10 dakika içerisinde yeni bir canlı yayına başlıyoruz. Siz bu 10 dakika içerisinde isterseniz benim Instagram, Facebook ya da YouTube sayfamda bir gezinin, eğitmenlerimizin telefon numaralarını görün. En yakın eğitimimiz ya da hangi eğitmenimizden isterseniz o eğitmenimizden eğitim talebinde bulunun. Reşit abi yazmış, ben daha çok şanslıyım. Reşit abi inşallah hepimizin güzel talihi, bahtı, şansı, Yüce Allah'ın bize lütfettiği güzellikleri hepimizde en yüksek düzeyde olsun. Amin.